Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyicilerimiz, sağlık olsun programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Serkan Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim hocam. Sizleri sormalı. Hamdolsun. Allah razı olsun. Hocam bu programımız çocuk hastalıklarına yönelik olacak inşallah. Çocuklarda görülen rahatsızlıklara yönelik olacak. Sizden ricam bize Çocuklarda görülen rahatsızlıklardan sizin en önemli olarak gördüklerinize değinmeniz olacak. Bize hangi hastalıklardan bahsedebilirsiniz? Bahsedeceğiniz hastalıklara yönelik de sorularım olacak. Hı -hı. Örneğin belirtileri var mıdır? Ne zaman başlar bir çocukta, bir bebekte? Yeni doğandan itibaren veya bebeklik dönemindeki çocuklardan hepsini evet. kapsayan hastalıklar var. Bunların belirtilerinin süreci ne zamandan itibaren başlıyor? Yani çocuk doğduktan ne zaman sonra mı demeliyim? Hı -hı. Yoksa Doğmadan öncesinde, hamilelik sürecinde de bu belirtiler veya hastalıklar etkili oluyor mu? Belirtiler kendilerini gösteriyor mu? Evet, hocam aslında e, çocuk hastalıkları dediğimizde bu yelpaze çok geniş. E, burada birçok işte kaba kulak gibi ya da e, kızamık gibi yani belli başlı zaten bunlarla ilgili çocukların geçir, geçirdiği evet. süre gelen bazı hastalık tipleri var. E, biz bunlardan ziyade biraz daha ee, anne karnından itibaren hatta aslında daha öncesinde ebeveynlerin de çocuk yapmaya karar verdiği andan itibaren gelişebilecek bazı problemleri aslında öngörülebilir mi? Buradan itibaren bir farkındalık kazanalım. Ardından e, anne karnındaki süreçte neler olabilir? Doğum esnasında bazen problemler olabiliyor ya da doğum sonrasında gelişen bazı durumlardan ötürü e, bazı hastalık problemleri ortaya çıkabiliyor. Biz genel olarak e, toplumda en çok yaygın olarak görmüş olduğumuz hastalıklardan bir kısmı genetik hastalıklar oluyor. Bir kısmı da e, bizim serebral palsi ismini vermiş olduğumuz bir hastalık türümüz var. Kısaca buna biz CP diyoruz. Bu hastalık türünde e, genellikle görüyoruz ki e, hem Çocuklarda bu sürecin başından itibaren yani aslında e, yeri geldiğinde bu sonradan da edinebiliyor, anne karnında da başlayabiliyor ya da e, doğum esnasında da gerçekleşebiliyor. Bunları biraz e, şimdi süreçle birlikte konuşmaya başlayacağız. Ben sözlerimi biraz daha e, çocuk yapmaya karar verildiği andan itibaren nelere dikkat edilmesi lazım. Nelerle ilgili burada e, kendimize farkındalık kazanmalıyız biraz buralardan bahsetmek istiyorum. Eğer... Ee, ebeveynler, anne baba adayları e, çocuk yapmaya karar verdikleri andan itibaren çocuklarında genetik bir rahatsızlık olabilir mi, oluşabilir mi ile ilgili e, testlemeler yaptırabilirler. Bununla ilgili sağlık kuruluşlarımıza müracaat ettiklerinde e, artık bunlar genetik olarak bazı e, analizleri yapılabiliyor, incelenebiliyor. Hatta bunlar e, sanıyorum bazı durumlarda evlilik ...hazırlığı esnasında da evet. bazı... E, ...muayeneler vesaire yapılıyor. Sağlık raporları alınıyor. Ve e, ilerleyen süreçte de... ...ebeveynler... E, ...çocuk yapmaya karar verdiği andan itibaren... E, ...çocuğun meydana gelene... ...kadarki süreçte... ...dikkat etmeleri gereken bazı şeyler var. Nedir bu? Genetik yatkınlığın uygun olup olmaması. Yani e, bazı problemler, hastalıklar... ...kromozomal olarak da... ...ayrışma ya da ayrışmama dediğimiz... ...bazı hastalık türleri ortaya çıkabilir... İşte burada e, otistik olan e, çeşitli problemler olabileceği gibi ya da işte e, ba bazı genlerin birbirleriyle olan bağlarından dolayı gelişebilecek hastalık tipleri doğabilir. Bunlar öncesinde testemeler yapılarak öncelikle göz önünde bulundurulmalı ve e, tabii ki bu sürecin başına itibaren ebeveynler beslenmelerine ve sağlıklı bir yaşamlarının olup olmamasına kendilerinde bulunan Ailelerindeki geçmiş bulunan genetik rahatsızlıklar var mı? Bunlarla ilgili de bir araştırma yapmaları aslında 3 aşağı 5 yukarı onlara fikir verecektir. Ee, sürecin önce sahasında karar alma mekanizmasında e, ...burasından itibaren başladığını söyleyebiliriz. Peki problemler ne zaman baş gösteriyor? Ya da bunlar neler olabiliyor diye soracak olursanız da anne karnında gelişim sürecindeyken e, o bahsetmiş olduğumuz hem genetik anlamdaki problemler baş gösterebileceği gibi bir de e, annenin karnındayken bebeğin bazı pozisyonlarındaki değişimler e, işte ne bileyim kordon dolanması ya da işte e, doğum esnasındayken özellikle bizim makat gel gelim geliş dediğimiz yani çocuğun dünyaya ters gelmesi e, ya da e, bizim işte asfiksi demiş olduğumuz yani ...nefessiz kalma hadisesinin olması gibi etmenler neticesiyle bazı nörolojik problemler doğabilir. Biz aslında biraz bugün bunları konuşacağız. Evet. Bu nörolojik problem dediğimiz şey de beyinde bazı kalıtsal yerlerde hasar bırakıyor olması. Doğum esnasında yaşanan aksiliklerden, talihsizliklerden dolayı çocukta kalıtsal bir hastalık görülebilir diyorsunuz. Evet. Özellikle buradaki doğumun türü işte normal doğum, sezeryan doğum... Bu arada sezeryan doğumla ilgili de mutlaka bir iki parantez açmak istiyorum. Ee, doğuma karar verirken mümkün olduğunca eğer e, bu zaten hekim kontrolünde gerçekleşen bir takip süreci var elbette ama e, son ana kadar eğer uygun şartlar varsa normal doğum her zaman için çok daha kıymetli. Bu sadece e, hani doğumun işte normalliği doğallığından ziyade bir de mikrobiyom dediğimiz, bizim mikrobiyata ismi vermiş olduğumuz bazı şeyler var. Yani çocuğun bağışıklık sisteminin kuvvetli olup olmayacağı ya da hastalıklara yakalanıp yakalanmama olayları gibi anneden alınan bu e, aslında o bağışıklık sistemini kendisine transfer esnasının doğumda muazzam bir bağı var. Ve o esnada eğer normal doğumda gerçekleşirse bu doğum, anneden almış olduğu bu anlamdaki bağışıklık daha kuvvetli oluyor. Direnci daha yüksek oluyor. Evet. E, fakat ne yazık ki sezeryanla alındığında bu geçişten tersinir bir şekilde etkilendiği için çocuk bazı hastalıklara daha gebe doğabiliyor. Yani potansiyel olarak ileride bazı bağışıklık problemleri olabilir. Ne gibi? İşte kansızlık gibi ya da yani kansızlık denilen ama onun perde arkasında bazı birkaç farklı parametreler var evet. tabi ama halk arasında böyle bilindiği için bu şekilde ifade etmiş olalım. Ya da başka tür problemler gelebiliyor. İşte bazı ataklar geçirebiliyorlar. Kendilerinde bir takım problemler görülebiliyor bu kişilerde. Bunlar aslında zamanla birlikte günümüzde bu çalışmalar biraz daha arttığı için biz bunları tespit edebiliyoruz. Öncesinde Bunlar çok fazla bilinen şeyler değildi. Çok fazla farkındalığı yoktu. İşte kolaya kaçılıyordu. Biraz daha rahattı. Özellikle işte 90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların ilk başındaki olan yani 95 ila 2005-2010'lu yıllar arasında çok yaygındı Sezeryan doğumu. Önüne gelen daha kolay, daha rahat olduğu için riski olmaması açısından çünkü doğumu gerçekten daha meşakkatli, zorlu olan yanı evet. var. Ve burada da bebeğin de tabii işte e, geliş sürecindeki işte pozisyonel değişimleri gibi problemler olursa anca e, o zaman işte Sezeryan tavsiye ediliyor. Zaten şu anda da e, güncel yaklaşımda bu. Bu gerçekten çocuğun hayatına yapılan müdahaleleri alma kanaatinde ve e, kararında en önemli adımların başında geliyor. Bu bir. İkincisi diyelim ki işte e, bu sebeple. Ne bileyim bizim söylemiş olduğumuz gibi e, asfiksi dediğimiz yani işte beyine yeterli oksijenin gitmemesinden dolayı bir beyindeki ilgili alanların hasar görmesinden dolayı çocukta problemler baş gösterebiliyor. Bedensel olarak da zihinsel olarak da problemler gelişebiliyor. Burada da e, doğum sürecinde bunlar olabiliyor ya da doğumdan sonraki süreçte şunlar da, şunlardan dolayı da bunlar gerçekleşebilir. E, çünkü süreci doğum öncesi. Ee, anne karnındaki gebelik süreci ve doğum ve doğumdan sonraki süreçte neler olursa bunlar olabilir diye konuşuyorduk. O sebeple bunları şöyle bir toparlamış oldum evet. ve şayet doğumdan sonraki süreçte de böyle bir durum olması halde ancak şu ve benzeri olaylarda oluyor. Mesela çocuk yüksek ateş geçiriyor, havale geçiriyor ee, ya da bir işte atakta atak geçirebiliyor Bu e, kontrol altına alınamıyor. Ve yüksek ateşten, yüksek havaleden dolayı yine işte vücutta bazı yerler alarm veriyor. Ve erken bu anlamda müdahale gerçekleşmezse bu havale, bu ateş geçirmeden dolayı beyinde yine bazı ilgili yerler hasar görüyor. Ve ne yazık ki işte 3 yaşından sonra, 5 yaşından sonra, 10 yaşından sonra, 15 yaşından sonra da bazı bireyler bu ateş geçirmeden, havale geçirmeden dolayı beyinlerindeki bazı ilgili yerlerde hasar oluşup, ee, hayatının geri kalan kısımlarında evet. ya zihinsel olarak ya da bedensel olarak bazen de ikisinin birlikte e, beraber olarak eşlik ettiği hastalıklara e, hastalık durumları bizim karşımıza sıklıkla geliyor hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Birkaç süreç diziliminden bahsettiniz. Yani Hı -hı. bebeklik süreci, öncesinde gebelik süreci ve ikisinin arasında doğum süreci var ki orada da Tabii bazı ki. olaylar olabiliyor ve hastalıkların etkenleri orada da gelişebiliyor. Hı -hı. Gebelikten daha önce bir düşünce sürecinden bahsettiniz. Karar alma evet, süreci. karar alma sürecinden bahsettiniz. Şimdi genetik etkenlerden bahsettiniz. Burada bir ebeveyn olarak izleyicilerimiz dinlerken genetik bir sürece benim ne gibi katkım olabilir sorusu zihinlerde oluşabilir. Aynı soruyu ben size yöneltmek istiyorum hocam. Bir ebeveyn olarak anne baba olarak çocuk yapma düşüncesinde olan bir anne baba. Evet. Bebeğimde, çocuğumda zihinsel veya fiziksel engellilik durumu veya kalıtsal hastalıklar görülmesin diye düşüncesi onun ne gibi etkenlere ne gibi tedbirlere itebilir hocam? E, hocam eğer genetik yatkınlık varsa yani gen olarak burada e... ...oransal olarak bunların hesaplamaları yapılabiliyor. Bazı işte kuruluşlara müracaat edildiğinde... ...bu e, eşleştirmelerle birlikte... ...işte şu oranda bu olabilir... ...şu oranda bu olabilir gibi... ...bunlar çıkabiliyor. Genetik yatkınlığı açıklamanızı rica etsem? Tabii. Örnek veriyorum... E, ...ben işte... ...bir baba adayı olarak söyleyeyim bunu... ...bir de işte hanımefendi olsun... ...o da e, anne adayı... ...ve e, iki kişi burada... ...kendi genlerinden... E, ...bir kopyasını veriyor. Bunun Hı. yöntemleri var işte. Kan yoluyla, idrar yoluyla vesaire. Bununla ilgili bazı... E, ...testlemeler ve analiz süreci gerçekleşiyor. Aynı şekilde e, hanım tarafından da... ...bunlar alınıyor. Ve bunlar ayrıştırmaları yapılıp... ...incelendiği takdirde şunlar olabiliyor. İşte mesela... E, ...bu eşleştirmeler yapıldığında... ...deniyor ki işte sizin geçmişinizde, soyunuzda daha önceki atalarınızda, dedelerinizde şu hastalıkların genetik olarak olduğu. Mesela örnek veriyorum. Benim dedem Alzheimer Demans hastasıydı. Şimdi babam da henüz bilmiyoruz. yaşa ilerlediği süreçte belki görülecek mi? Ama ben de ona göre olup olmaması potansiyel taşıyor hmm. ve çocuğumda da buna göre potansiyel bir oran var gibi düşünün hmm. yani Alzheimer hastalığına ileride yakalanır mı yakalanmaz mı bunlar tabi e, kesin şeyler değil bunlar ihtimal tabii. ve e, yüzdelik hesaplamalarla ya da doğuştan engellik olup olma ile ilgili de e, kromozomal olarak eşleşmelere bakıldığında eğer ortak genler varsa bunun baskınlığı yüksekse bu te tespit edilebiliyor. Mesela burada daha çok akraba evliliklerinde biz bunları görüyoruz. Ve bu e, akraba evliliklerinde çünkü ortak bir gene sahip olunduğu için oradaki potansiyel olan bir hastalığın denk gelme oranı da artıyor. Ve bu hmm. sebeple de eğer ki e, iki tarafta da aynı aileden aynı genden geldikleri için bunların bir araya geldiğinde de bu ve benzeri hastalıkların oluşması daha yüksek bir etken. Ama buna tabii ki müdahale edilebilir mi? Müdahale edilemez. Sadece ebeveyn bunun kararını almakta kendisinden, hmm. öncesinden hazırlayabilmeli. Yani evet benim çocuğum e, tabii ki her şeyden önemlisi e, takdir ilahidir. Yani bu bunu hmm. söylemeden edemeyiz. E, bu tabii oran olarak, ihtimal olarak ya da bakıldığında bazen gerçekten işte %60, %70 ihtimalle böyle olabilir diye hesaplamalar çıkıyor ama e, herhangi bir Kusur olmaksızın, problem olmaksızın gayet sağlıklı çocuklar da dünyaya gelebiliyor. Bunu tabii öncesinden bilmek hem psikolojik olarak hem de zihin olarak hazırlıklı olarak bunun kararını almak önemli. Ama bunun haricinde yapabilecekleri herhangi bir müdahale yok ne yazık ki. Belki tüp bebek gibi çeşitli senaryolar düşünülebilir ama bununla ilgili sanıyorum işte kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının ee, görüşleri ve onlarla bu süreci irt, irtibatlı bir şekilde yönetmeleri çok daha doğru olacaktır hocam. Peki hocam gebelik sürecinden bahsedebilir miyiz? Akraba evliliği de onu da o ihtimali de bir kenara koyarsak normal bir süreçte evet. birbirine yabancı iki bireyin iki bireyin hayatlarını birleştirdiğini ve çocuk yapma düşüncesinde olduğunu varsayalım. Bir şekilde gebelik gerçekleşti. Gebelik sürecinde ne gibi etkenler ...kendini gösterebiliyor, ne gibi belirtiler oluyor? Veya belirtilerin olmaması için dikkat edilmesi gereken maddeler var mı, varsa nelerdir? Tabii, şimdi e, anne neyle besleniyorsa çocuk onunla besleniyor. Yani en önemli şey birincisi beslenme burada. E, o yüzden beslenme kontrolü mutlaka iyi bir şekilde yapılmalı. Ve e, bunu zaten zaman zaman işte belli periyotlarla e, aile hekimine gidilir ya da işte... E, nerede doğumu gerçekleştirmeyi öngörüyorsanız oradaki bir hekiminiz vardır ve bu kontrollerinizi zaman zaman periyot periyot e, gerçekleştirir. Bazı görüntüleme cihazlarıyla zaten çocuğun sağlık Hı. durumu e, kontrol altında tutulmaya çalışılır. Zaman zaman sizlerden testler alınır. Çocuktan zaman zaman e, parçalar alınır eğer bir şeylerden şüphelenilirse ve onunla birlikte bir şeyler var mı yok mu belli olabilir. Biz bu süreçte biraz da şunlara bakıyoruz hocam. E, özellikle ebeveynin beslenmesi. Beslenmesinin yanı sıra zararlı alışkanlıkları var mı? Alkol, sigara ya da işte tütün ürünleri, uyuşturucu ve benzeri şeyler var mı? Bu çünkü ebeveynin tüketmiş olduğu ürünleri direkt çocuk da bundan beslendiği için bu gelişim sürecindeyken bundan maruz kalması onun gelişimini tabii ki etkileyecektir. Özellikle daha organlarının, dokularının yeni yeni hayat bulmaya, yeni yeni oluşmaya başladığı dönemdeyken en çok ihtiyaç duyduğu şey annesinden almış olduğu bu besinle kendi bedeninin bir şekilde meydana gelme süreci. O sebeple burada beslenmeyi söylemezsek olmaz. İkincisi okay. aktif yaşam. Yani e, mesela şunlar olmasını istemiyoruz. tabi şunu da söyleyelim e, öncesinde. Şayet e, hekimini sizi uyarmadıysa, doktor herhangi bir şekilde sen hareket etme. Örnek veriyorum. Çok düşük kiloyla hamile kalmıştır hanımefendi. Ve o süreçte bazı riskler taşıyordur. Belli haftalarda biliyorsunuz işte bazı düşme vesaire evet, gibi düşük süreçler olabilir. olduğu haftalar var ve o süreçte kesinlikle hareket etmemesi öneriliyor. Evet ya da bazı şeylere başka şeylere de dikkat etmesi gerekiyor. Bunların haricinde tutuyorum. Gayet sağlıklı belli işte örnek veriyorum 4 aydır 5 aydır 6 aydır gebelik devam eden süreçteyken e, ee, annenin bazı hareketlerine devam etmesi lazım. Çocuğu için de bu önemli. Çünkü annenin o süreçteki fizyolojik yapısı ne kadar doğuma da kendisini hazırlaması açısından da çok kıymetli. Ee, bu konuda mesela e, fizyoterapistlerin bazı yaklaşımları var. Pilates yaklaşımları bunlardan biri model olarak düşünülebilir. Ya da e, ev işlerindeki bazı aktivitelerde bunu bir şekilde modele modellenebiliyor aslında. Bu ve benzeri hareketlerin gerçekleştiği o hamilelik sürecinde eğer hanımefendi aktif bir yaşam sürdürürse çünkü o normal doğuma hazırlık için aktif olması doğum esnasında işte leğen kemiğinin pozisyonunun o süreçteki açılmasına da katkı sağlayacağı için sağlıklı bir doğuma hazırlık açısından da hem de çocuğun ee, bulunduğu ortamda daha rahat hareket edebilmesi, o ortamın e, onun gelişimine daha potansiyel bir ortam sağlayabilmesi için hareketli bir yaşamda olması lazım. Yani anne işte e, oturup ben hareket etmeyeceğim ya da işte etmemem gerekiyormuş gibi bir düşünce kapılmasına gerek yok. E, tabii ki kendisini yorgun hissetmediği sürece, e, aşırı ağırlıklara kalkışmadığı sürece ya da risk grubunda değilse bazı hastalıkları vardır. E, tansiyonu vardır, şekeri vardır ya da belli başlı kendisinde hastalıkları vardır. Bundan dolayı zaten uzun süreli ağır işler gerçekleştiremiyordur. Üzerinde bir de yükü olduğu için bunlardan çekine çekinebilir. Yani biraz daha kontrollü gerçekleştirebilir. Ama biz mutlaka yürüyüşler tavsiye ediyoruz. Çok uzun süre olmayacak şekilde, kendisini yormayacak ve yıpratmayacak şekilde yürüyüşler yapabilir. Bazı yerlerde çömelebilir, kalkabilir. Ee, ayakta mesela çamaşır asmak için işte sepete eğilme, sepetten bir şeyler alma, çok fazla eğilip kalkmadan bahsetmiyorum tabii ki ama e, belli bir yükseklikten en azından hani bir masanın üzerinden alıp bir şeyleri asması, yani bedenini ellerini kollarını aktif bir şekilde kullanıyor olması, bedenini hala aktif bir şekilde kullanması kendisini doğum sürecinde çok daha rahatlatacak. Bu e, anne için özellikle. Mutlaka tavsiye etmemiz gereken süreçlerden bir kısım. Ve tabii ki de doğum esnasında yine çok fazla müdahale edebileceği şeyler yok ama doğum sonrasında çocuğun bazı hareketlerini gözlemlemesi gerekiyor. Hocam doğum ve doğum sonrası süreçte bu gibi hastalıklara neler tetikler? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii. Sonrasında sizlerin hastalıklara yönelik tedavilerinizden bahsedeceğiz. Hı hı. Sizi dinliyoruz hocam. Şöyle doğum esnasında gelişen bazı problemler olabiliyor. Bu zaten hekimin kontrolünde ilerleyen bir süreç olduğu için çocuğun hem işte kilosu takip edilebiliyor. Bazı ölçümleri var bunlar takip ediliyor. Bunlar doğum esnasında şayet işte problem teşkil edecek şeyler gerçekleşince ne gibi? Örnek veriyorum bunlar ortopedik dediğimiz yaralanmalar da olabiliyor. Yani işte doğum esnasında anne karnından çıkarken... Bebeğin işte başını başı ile omzu arasında e, o çekim esnasında yaralanma gerçekleşebiliyor ve e, buradaki bazı işte boyun kısmındaki sinirlerin zedelenmesinden dolayı ya omuz omuz ve boyun arasındaki bundan kaslar da zedelenerek bazen boyun kaslarının tekrardan iyileşmesi için fizik tedavi süreci gerçekleşebiliyor ya da sinir yaralanmasından dolayı elde ve kolda hareket kabiliyeti olmadığı için bu süreçte tekrar bazı fizik tedavi müdahaleleri gerçekleşebiliyor. Bunlar bizim ortopedik dediğimiz yaralanma türleri. Bir de burada e, oksijen alamama gibi yani anoksi ya da bizim işte asfiksi dediğimiz olaylarla beyindeki bazı ilgili yerlerin etkilenmesinden dolayı daha önceki bölümlerde de söylemiş olduğumuz e, spastisite gelişebiliyor. Yani e, kasılmalar gerçekleşebiliyor kasta, vücutta ya da bunun haricinde zihinsel olarak da bazı engeller bırakabiliyor. Ee, o sebeple bunlar doğum esnasında gerçekleşen şeyler ya da doğumdan sonraki sürece bakılacak olursa da burada da çoğunlukla olan şey e, ateş geçirme ya da işte havale geçirme gibi e, durumların meydana gelmesi. O süreçte de ne yazık ki ilgili dokuların zarar görmesi, hasar görmesinden dolayı bazı beyinde ilgili yerlerdeki e, o tahribat ne yazık ki vücutta bazı fiziksel, bedensel yani veyahut da zihinsel olarak e, hasarlar bırakabiliyor hocam. Hocam peki bu süreçten sonra bir yavrumuz size geldi. Bu bahsettiğimiz olaylardan kaynaklı bazı hasarlar fiziksel olarak, ortopedik olarak veyahut da zihinsel hasarlar gerçekleşmiş. Siz ne gibi tedavi yöntemleri uyguluyorsunuz? Hocam aslında e, biz genel olarak bu tür rahatsızlıklarda e, başka türlü hastalıklar da var tabi. Bu arada başka hastalıkların ismini vermedik. Yani, yani sadece. bir Bifida dediğimiz mesela hastalık türleri var. Bu e, omur gada işte bel kısmına ya da sırt kısmına doğru işte kese olması hastalığı var mesela spina bifida ismi vermiş olduğumuz. Bu e, yine hem genetik faktörlerden ya da e, gebelik sürecinde bazı ihmalsizliklerden dolayı işte o e, tütün ürünleri ya da işte e, alkol vesaire gibi kullanımlara bağlı olarak da gerçekleşebiliyor. Maalesef yani haberlerde görüyoruz. Eroin bağımlısı doğan çocuklar oluyor. Allah muhafaza. Anne Bir... bırakamadığı için. Evet. Alkol bağımlısı doğan çocuklar oluyor. Yani bunlar tabii gelişimlerini vesaire e negatif etkileyen şeyler. E bu süreçte biz biraz daha bedensel engelli olma evet. süreçleri hakkında e işi ele alacağız bu programda doğrusu. Ve orada da şunu biz yapıyoruz öncelikle. E tabii bazı değerlendirmelerimiz var. Eğer işte bebek olarak kendi bununla muzdarip olarak gelmiş. Ya da belki işte uzun yıllar bir yerlerde bununla ilgili fizik tedavi almıştır ya da başka şeyler görmüştür. 10'lu yaşlarda, 15'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda da bizim e, hastamız olarak geldikleri olabiliyor. Bazı işte havale geçirme durumları gibi e, sebeplerden ötürü. Biz orada şunlara bakıyoruz. E, özellikle bu serebral palsi hastalığı ismi vermiş olduğumuz e, durumda her hasta aynı şekilde etkilenmiyor. Tamam. Yani serebral palsili olan hastaların tamamında şunlar vardır diyemeyiz. Mesela bazı hastalarımız e, yoğun bakımlık olup yani yoğun bakımdaymış gibi bir pozisyonda olabiliyor. E, ya da bazı cihazlara bağlı olarak yaşamak durumunda kalabiliyor. Yoğun bakım ortamı evde kurularak burada işte bakımlarının gerçekleşmesi gereken pozisyonlar da oluşabiliyor. Ya da... E, Örnek veriyorum sadece belli başlı kasılmalar yaşayan zaman zaman ya da işte elinde kolunda e, sürekli olarak kalıcı bir kasılmanın meydana geldiği şeyler olabiliyor. Yani kasılıp gevşeme değil hep kasılı halde kalma durumlar olabiliyor. Evet. Burada bazen sadece eller etkilenebiliyor bazen sadece bacaklar <laughs> etkilenebiliyor. Bazen bir sağ bacak bir sol işte kol gibi yani çaprazlama da etkiler bırakabiliyor. Tamamen farklı dizil. Tabii Dağılım ki. Farklılık gösteriyor, gösteriyor. Bu aynı zamanda zeka olarak da aynı şekilde. Yani mesela bazen bizim 30 yaşında hastamız oluyor ama e, zeka yaşı 6 yaşında 7 yaşında 8 evet. yaşında gibi de olabiliyor. Ya da e, herhangi bir şekilde zihinsel olarak etkilenmeye de biliyorlar. Bu e, kişiden kişiye göre değişiyor. Ama bi, e, bunu zaten Doğumdan sonraki süreçte e, çocuğun hareketlerinden, e, bazı tavır davranışlarından, özellikle bir yaşlarına doğru rutin zaten doktor kontrolünde ilerleyen süreçte e, bir şeylerin varlığını az çok hissedebiliyorsunuz. E, ardından bununla ilgili nöroloji e, alanındaki e, hekimler ya da beyin sinir cerrahlarının e, incelemelerin ardından eğer bu tanı konursa, Fizik tedaviyle, eğer fizik tedavilik bir durum varsa, biz orada fizik tedavisi kısmında destek sağlıyoruz. Ve e, yaş grubuna göre hangi alanda ne gibi problemler var? Bunları değerlendirmelerini yapıyoruz. Örnek veriyorum, kimisi, yürüyebiliyor ama iyi yürüyemiyor. Ya mesela destek alarak yürüyor. İşte bağımsızlaştırabilir miyiz? Bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Yani bastonla ya da değnekle yürüyor ama yürüyebiliyor. Mesela bu hastalarımızı koltuk değneği kullanmadan ya da baston kullanmadan yürüyebilir mi? Buna yönelik çalışma yapabiliyoruz. Ya da bazıları işte bacaklarını atma şeklinde adım atıyorlar. Yani kasılmalardan dolayı ayaklar sürekli işte bir e, kasılmadan ötürü atma yapıyor yani evet. öne doğru atıyor her adımda evet atma şimdi çalışıyor. mesela biz bunu ne kadar baskılayabiliriz vücuda bunu nasıl öğretebiliriz bunu nasıl yenebiliriz diye ilgili orada çalışmalar yapıyoruz ve bunun e, özellikle e, en etkili olan kısmı hastanın tedavi olan inancı yani çünkü eğer beyinde bir alan hasar görmüş olsa dahi biz bunu inme hastalığında da bahsetmiştik evet. Bizim nöroplastiste ismi vermiş olduğumuz bir e, vücudumuza sistem var. Örnek veriyorum işte beynimizin bir bölgesi hasar gördü ve bu bölgeden dolayı bazı e, işlevlerimizi yerine getiremiyoruz. Fakat biz bunu beyne tekrar öğrettiğimizde hasarlı olan yer, yerin bir kısmı temizlenerek burada tekrar öğrenme gerçekleşebiliyor. Veyahut da bunun dışındaki farklı alanlarda yani beynin sağlam olan kısımlarında Bununla ilgili yeni merkezler oluşturuyor beyin ve oralardan bazı işte elektrik bağlantıları, sinaptik bağlantılar kurularak bu öğrenmeyi vücuda dahil edebiliyor. Ve bu vesileyle de kademeli bir şekilde kalıcı olarak bile iyileşme gerçekleşebiliyor. Yani bizim bazı hastalarımız var. Ee, örnek veriyorum işte çok çocuk yaşlarında itibaren gerçekten çok iyi fizik tedavi almışlar ve kendi yaşlıtlarını akranlarına 15 yaşında 16 yaşına geldiğinde herhangi bir fiziksel engelli durumu neredeyse kalmamış. Yani dışarıdan bakıldığında hasta e, onun bir e, doğuştan hastalığa sahip olduğunu anlayamazsınız. 15-16 yaşa kadar da sürmeyebiliyor bazen hocam. Daha evet. erken yaşlarda bu süreç gerçekleşebiliyor. O işte e, ne kadar etkilenmiş Hangi alanlar ne kadar etkilenmiş? Hastadan hastaya göre değiştiği için bu süreçler tabii ki değişebiliyor. Bazen uzun yıllar alabildiği gibi bazen daha kısa süreçlerde alabiliyor. biz burada kullandığımız şeyler genel itibariyle şunlara dikkat ediyoruz. görme uyarının çok önemli. Yani bakma bu tarafın farkındalığını kazanma. Örnek veriyorum işte bu e, ayaklarsa bacaklarsa e, inkar etmemesi için vücudun bu uzuvlarını oraya yönelik bakışlarda bulunması. E, öte yandan burada bizim e, tekrarlı olarak yapmış olduğumuz o hareketlerde kasılma var mı kasılma yok mu biz onun tonuslarının muayenesini vesaire yapıyoruz. Ve ona göre farklı farklı tekniklerle e, rehabilitasyon sürecini gerçekleştiriyoruz Bazen elektrik simülasyonları verebiliyoruz. Yani mikro amper düzeyinde bizim tedavi edici olarak kullanmış olduğumuz bazı akım türleri var ve bu akım türleriyle zaman zaman kuvvetlendirme, zaman zaman işte ağrı varsa ağrılara yönelik vermiş olduğumuz akım türleri ya da işte masaj varii olan etkilere sahip olan akımları hastalarımıza uyguluyoruz. Bunlardan destek alabiliyoruz. Ama işin nihayetinde tekrarlı olarak hareket etme var. Burada e, yürüme aktivitelerine özellikle dikkat ediyoruz. E, ayağını, bacağını kaldırabiliyor mu, basamak çıkabiliyor mu, merdiven çıkabiliyor mu? Çünkü biz e, özellikle yapmak istediğimiz genelde fizik tedavide amaçladığımız şey hayata dönebilmek, günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmek. Evet. Bu günlük yaşam aktiviteleri nelerdir? Örnek veriyorum, kıyafet değiştirmek de günlük yaşamımızda bir aktivitedir. Yürürken bir basamağa çıkmak da, kaldırımdan inmek çıkmak ya da rampalı bir e, yüzeyde yürümek, bayır çıkmak, bayır inmek gibi, ya da işte kapıyı açmak, kapatmak, hmm. e, askıyı kullanmak gibi, bir düğmeye basabilmek, kolumuzu uzatmak, işte bardağı tuttuğumuzda kasılma olmaksızın bunu e, ağzımıza götürebilmek ya da geri yerine koyabilmek gibi istemli bağımsız kendi iradesiyle hareketlerini meydana getirebilmeyi aslında biz amaçlıyoruz. Evet. Bağımsızlığı amaçlıyoruz ve bu anlamda da bireyin neye ihtiyacı varsa, eksikleri nelerse buna yönelik müdahaleleri programlıyoruz. Ve bu programlama neticesinde de kendisiyle fizik tedavi sürecini gerçekleştiriyoruz. Hocam az önce tedavi sürecinden bahsederken bir ara büyük yaştan bahsettiniz. Hani hmm. 30'lu yaşlara kadar sürebilen süreçten bahsettiniz. Orada bir cümle kullandınız. Burada bireyin yani hastanın evet. inancından bahsettiniz. İnancının çok diri olması gerektiğine ve bunun çok önemli olduğundan bahsettiniz. Evet. Bu yetişkin hastalar içindi. Peki Tabii. bebeklik sürecinde, yeni doğan, doğum sonrası bebeklik sürecinde ve çocukluk sürecindeki bir hastanın bu inancından çok da bahsedemeyiz. Henüz hastalı olduğunun bile farkında olmayacak düzeyde olduğu için. Peki burada ailesine düşen görevler nelerdir? Size bunu sormak istiyorum hocam. Evet. E, ebeveynler bunun üzerine e, yani şu şuna kapılmaları gerçekten aslında onların da pes ettiği anlamına gelir. E i̇şte bizim çocuğumuz sakat doğdu. İşte bu böyle yani bunu e, bilemeyiz. Tamamen iyileşip iyileşmeyeceğini de bilemeyiz. Mutlaka şimdi takdiri ilahi Kesinlikle. gerçekten e, sağlam tahmin edildiği halde sakat doğanlar da oluyor. Son evet. derece çok umutsuz vakalar olarak dünyaya gelen çocuklarda 1 2 3 5 Herhangi 10 yıl sonra sapa biliyor. sağlam karşımızda dikildiği de oluyor gerçekten. Burada şunu da söyleyelim hocam. Yani bu e, bu arada hepimizin başına halen gelebilir. Evet. Yani e, mesela geçtiğimiz haftaki yayınlarda inmeden bahsetmiştik. Evet. Orada da dile getirdik. Yani Hiçbir olay olmaksızın beynimizdeki bir şekilde pıhtılaşma olayının gerçekleşmesiyle evet. bizler de felç geçirebiliriz, inme geçirebiliriz ve vücudumuzun bir kısmını kullanamayabiliriz ya da bazı bedensel engelli hale gelebiliriz ya da bunun için herhangi bir bahane aramaya gerek olmaksızın başımıza yolda da bir şey gelebilir. Evet. Yani kış şartları ya da işte virüs var yani hastalık her an her zaman için e, mümkün hayatımızda olan bir şey sağlığımızın kıymetini bu anlamda kesinlikle bilmemiz lazım ama e, bir hastalık durumu varsa bununla ilgili de yapılabileceklere dair yönlendirmelerde bulunmak Bununla ilgili farkında olmak Tabii. ve buna yönelik e, teşebbüste bulunmak önemli olan yani, Burada evet. kesinlikle bahsetmek istediğim şey aslında burası. Ebeveynin tutumundan bahsetmenizi rica edeceğim hocam. Çünkü çocuk herhangi bir hastalığının farkında değil. Evet. Hasta mıyım değil miyim bunu ayırt edecek bilinç düzeyine sahip değil. Çocuk anca şuradan itibaren fark ediyor hocam. Ne zamanki konuşmaya başlıyor. 3-4 yaşlarına geliyor. 5-6 yaşlarında artık... Oyun çağı ile birlikte arkadaşlarıyla iletişim kuruyor. Orada bakıyor ki kendisinde pro, hani kendisi örnek veriyorum bir konu kullanmakta problem var ya da e, eline bir şekilde kazanmış olduğu o pozisyonu e, sahipliğinden dolayı e, işte benim elim niye böyle vesaire falan deyip Hı. oralardan itibaren sorgulamalarla çocukta bir şeyler uyanmaya başlayabiliyor. E, burada ebeveynin Hı. daima tutunması gereken tavır pozitif yönde, motive edici şekilde, ona zaman zaman ödüller verici şekilde. Çünkü bizim yaptığımız şey bazen çocuklara e, çok somut gelebiliyor, pardon, soyut gelebiliyor. Çünkü biz diyoruz ki mesela işte yarım kiloluk bir dumbbell veriyoruz ve diyoruz ki hadi bakalım şimdi işte temel res gibi güçleneceğiz falan diyoruz ve çocuktan işte kolunu havaya doğru kaldırmasını istiyoruz 10 defa 15 defa ya da farklı farklı şeyler egzersizler yapmasını istiyoruz ya da onu yürümeye teşvik etmeye çalışıyoruz gibi işte bir çikolata veriyoruz hadi gel biraz şöyle yap. şimdi tutunmadan bunları yapalım gibi biz orada kendisiyle bu süreci yürütürken elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ama onun 24 saat boyunca yanında olan ebeveyninin de aynı şekilde bu motivasyonla birlikte pozitif Mutlaka. yaklaşımda olması gerekiyor. Ee, burada ebeveyne düşen rol aslında bu. Ve ikincisi de e, bu süreçte tutumlarıyla birlikte e, onların da bilinçli bir şekilde hareket etmesi. Yani buradaki sağlık profesyonellerine sorabilirler. E, ben işte çocuğuma neler yaptırabilirim? Biz evde nelere dikkat etmeliyiz? Gün mesela bizim seanslarımız ortalama işte bir saat gibi bir süresi olur ve bu bir saatlik sürecin ardından günlük hayata bakıldığında hayat 24 saat ve evet. e bu çocuk bir saatin dışında iki 23 saatinde de o hastalık anındaki zamanda e, vücudun nasıl kullanıyor e, ya da orada neye bağımlı neye bağımsız kim neye destek oluyor neye destek olmuyor. Acaba yardımcı olayım denildiği yerde çocuğa e, negatif bi, olarak bir yaklaşım mı var? Mesela her uzanamadığı, kolundan rahatsız olan bir çocuğu düşünürsek, her uzanamadığı şey anne babanın uzatması aslında ona zarar. Tabii. Önceki bölümlerde söylemiştiniz. İnme evet. inen bir hastaya, televizyon kumandasının sürekli çalışan kolu tarafına koyulmasının ona büyük bir zarar olduğundan evet, bahsetmiştiniz. Diğer tarafa yani bahaneler üretmek evet. lazım. Ee, onu teşvik etmek lazım. Ee, hatta bazı bununla ilgili... E, kurumlar var yurt dışında buna e, konsept yaklaşım olarak da şöyle bir şey olarak geçiyor mesela e, mecburi zorunlu kullanım o, o, okulları var bunlar e, sağlam olan tarafı mesela eli kolu bağlıyorlar ve bir hafta boyunca etkilenmiş elleriyle e, bu işte yaşamlarını bir hafta boyunca onunla idame etmelerini e, öğretmeye çalışıyorlar çünkü zorda kalınca mecbur kalıyor düşüyor yanında tabii ki birileri var ee, belki biraz e, trajik gelebilir ama bu bir yaklaşım yani Tabii. bu ülkemizde kullanılan çok yaklaşım modelleri arasında değil ama yurt dışında bununla ilgili örnekler var ee, koşullama yapılıyor çünkü mecbur ve bir şekilde kalkması lazım kendisini döndürmeli oturabilmeli ayağa kalkmalı Notlaka. yani bununla o hayatı bir şekilde eğer adaptasyonunu sağlarsa e, herhangi bir problemin de varlığı aslında şikayet oradan kalkmış oluyor Notlaka. bir yerde evet. E, o sebeple, burada psikolojik tedaviyi tamamlamış oluyor aslında veya yani tedavinin psikolojik yönünü tamamlamış oluyor. Tabii zaten bizim e, eğitimimiz esnasında da bunları öğrenirken her zaman hep hocalarımız şunu söylemiştir ve biz bunu klinikte de gerçekten görüyoruz. Bir hasta inanıyorsa yüzde elli tedavi başlıyor. Yani biz yüzde evet. elli'den sonra başlıyoruz. Evet. O hastanın çünkü yaklaşımı, isteği, inancı, neler yapabilirim, oradaki motivasyonu. Ve ona yönelik teşebbüsü yaklaşımı çok daha farklı oluyor ve bir şeyler çok daha hızlı gerçekleşiyor. Bunun hem psikolojik olarak olduğu gibi gibi bu psikolojik durum vücuttaki bazı hormonların da salgılanmasıyla o iyileşmeye destek oluyor ya da beyindeki bazı hmm. ilgili alanların uyarılmasına da vesile oluyor. Yani özellikle bu ve benzeri işte kanserde mesela bu moral motivasyon çok önemlidir. Yani biz bunu belki önümüzdeki haftalarda kanser üzerine bir program yaptığımızda bunu daha detaylı bir şekilde ele alırız. Ee, ama bu hastalıklarda da e, ya da herhangi bir hastalık durumunda mutlaka işin psikolojik yanını e, göz ardı etmememiz lazım. Ve tutumlarımız, e, değer yargılarımız ve ona yönelik yaklaşım tarzımız bu anlamda oldukça kıymetli hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Peki bu yani bahsettiğimiz hastalıktan muzdarip olan bebeklerin veya çocukluk düzeyindeki hastaların, eğitim e, özür diliyorum, tedavi süreci nasıl gerçekleşiyor? Hangi ortamlarda gerçekleşiyor? Ne tür klinik ortamlar var? Şöyle hocam, e, tabii ki hastanelerde, sağlık kuruluşlarında olabiliyor, tıp merkezlerinde olabiliyor ya da fizik tedavi merkezlerinde olabiliyor. Bunların biraz da eğitim kısmı var. Yani takdir edersiniz ki işte bir çocuk bu hastalıktan muzdarip olarak doğduğunda bedensel olarak ya da zihinsel olarak bununla ilgili problemi olduğu için devletin bazı kurumları var ve bu kurumlardan alınan raporlarla birlikte rehberlik araştırma merkezleri var (RAM) diye kısaltılır evet. ve buralardan alınan raporlar neticesinde bu hastalar. Ücretsiz bir şekilde özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında eğitim görürler. Özel eğitim ve rehabilitasyon kurumları e, özel olanları da çok fazla sayıda. Fakat herhangi bir e, ücret ödemezsiniz çünkü devlet bu eğitimin tamamını karşılıyor ve e, oradaki çok süreçlerinde. Güzel. Fizik tedavi süreci de eğer bedensel engellilik kısmı raporlarda yer alıyorsa, ders programı içerisinde fizik tedavisi var. Eğer işte zihinsel olarak problem varsa, zihinsel engelli öğretmenliği bölümünden mezun olan hocalar tarafından eğitimler alıyor. E bu kurumlarda psikologlar var. E bunun yanı sıra da çocuk gelişimi gibi alanlardan mezun olan e hocaların da yine e onun gelişim sürecine katkı sağlayacak yaklaşımları var. E diğer taraftan örnek veriyorum, işitmeden rahatsızlığı varsa o buralarda dahil oluyor gibi birçok aslında e, sağlık profesyonelinin bir arada bulunduğu özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında bu hizmeti alabiliyor. Tabii bir de eğitim dediğimiz şeyin içerisinde akademik kısmını da konuşmazsak olmaz. Tabii ki. Bildiğiniz Türkçe, matematik e, ve benzeri dersleri de Buralarda aynı şekilde eğitimlerini alabiliyorlar. Yani okumayı, yazmayı, rakamları öğrenmeyi, toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı da bu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde alabiliyorlar. Şu cümleyi kurmuştunuz ya gerçekten onun olması için çok ciddi bir uğraş var. Çok mutlu, çok güzel bir durum. Gündelik hayatta bağımsız hale gelebilmesi için bireyin. Evet. Bunun için uğraşıyoruz demiştiniz ya gerçekten evet. de bu uğraşı sahada görüyoruz. Bu alanda çalışan tüm ça sağlık çalışanlarımıza yani gerçekten çok minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun. Her birine muvaffakiyetler ihsan eylesin inşallah. Başta siz olmak üzere. Eyvallah. Tüm sağlık çalışanlarımıza. Hocam yani e, burada biz aslında buradaki konuştuğumuz şeylerin hepsi bir yerde önleyici ve koruyucu sağlığı konuşuyoruz. Ya da bunlar varsa ya da potansiyel olarak bunları çevrenizde gördüğünüzde bilgili olmak lazım. Farkında olmak lazım. Biz bunları bu sebeple konuşuyoruz. E, fakat e, işin gerçekten sahasında e, bu kliniklere gidildiğinde bakıldığında ya burada rahatlıkla görebilirsiniz e, toplumumuzda bunlar yok değil. Çok sayıda tabii. yani özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gittiğinizde e, çok sayıda bununla ilgili hastalar var. E, doğuştan engelli olarak doğan çok fazla e, hastalarımız var ya da e, hastaneler gerçekten şu an tabii ki e, Covid gibi bir salgın sürecindeyiz. Sağlığın e, çok farklı bir pandemi koşullarını vesairesinde ee, bir yaşamı tabi görüyoruz ama e, işin bir de gerçekten bedensel olarak bazı problemlerin gerçekleşmesi işte çeşitli trafik kazaları olabiliyor ya da e, farklı nedenlerle kalıtsal ya da kalıcı bazı hastalıklar meydana gelebiliyor ya da e, zamanla işte bazı yaşlılığa bağlı olarak da gelişen hastalıklar olabiliyor ya da düşmeye bağlı olarak kırık gibi, fıtık gibi, yani birçok hastalık grupları aslında çevremizde çok yaygın. Biz sadece evet. bunları eğer kendimizde görmüyorsak, etrafımızda yoksa. Bunları biraz yok sayıyor gibiyiz ama ha. bunların sayısı e, ülkemizde ve dünyada gerçekten çok sayıda ve bunların her biri ayrı ayrı e, imtihan dünyası Mutlaka. herkese o konuda da e, hayırlı bir hayat ve yaşam diliyoruz tabii ki bizler de bu süreçte elimizden gelen desteği sağlamak üzere yaşam kalitesini arttırmak ve bağımsızlığa ulaşmak için destek sağlamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi hani dediniz ya takdiri ilahi kimin ne zaman başına geleceği belli değil. Bu bir hayatın parçası. Yani ihtimaller dahilinden bahsediyoruz. Hastalık ihtimali, engellilik ihtimali, kalıtsal bir hastalığın olma ihtimali hepimizde var. İnsanoğlunun yaratılışıyla birlikte, insanla birlikte yaratılmış bir şey bu hastalık. Rabbimden gelen bir şey fakat tedavi umudu ve tedavi için çaba gösterme enerjisi de yine Rabbimizin bize verdiği bir şey. İşte bu evet. da hayatın cilvesi, takdiri ilahi, imtihanı, dünyanın kanunu miyiz yani hocam? tabii ki yani hepsi yani birlikte bir imtihan. Hepsi birlikte bir imtihan. Rabbim bu imtihanlardan sabırla çıkabilmeyi nasip eylesin inşallah. İnşallah. Hocam, hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum hocam. Yani günün sonunda bu, bu konuşmaların ardına programımızın isminde olduğu gibi e, sağlık olsun evet, diyelim hocam. Sağlık olsun diyoruz hepimiz için. Kıymetli izleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.